Mutlu günler sevgili spor severler. Ben Niyaz Öndaş. Haber 1965 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ilpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Evet sevgili spor severler, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Ilpor Samsun Spor salı günü kendi sahasında 19 Mayıs Stadyumunda 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Saat 16'da başlayacak karşılaşmayı Batı alt tribününden Samsun Spor'a gönül veren taraftarlar ücretsiz bir şekilde izleyecekler. Bu konuyla alakalı birçok soru yöneltildi. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse YouTube kanalımıza. Bununla ilgili de Samsun Spor yönetimi dün akşam saatlerinde yapmış olduğu resmi açıklamada Çorum FK ile oynanacak hazırlık maçını 19 Mayıs Stadyumunda Batı alt tribününde taraftarlarımız takip edecek. Yaklaşık 5000 civarı taraftarımız bu karşılaşmayı tribünden takip edecekler. Çünkü Batı alt tribünü yaklaşık 5000 civarı bir kapasiteye sahip. Bunun da bilgisini sizlere aktarayım. Ramazan ayı olduğu için saat 16'da da belki taraftarlarımız bu maça fazla ilgi göstermeyebilir. Oruç ağızları olmaları nedeniyle, oruçlu ve niyetli olmaları nedeniyle. Bunun da bir kez daha buradan belirtelim. Ancak biz Haber 1965 olarak Çorum FK ile olacak hazırlık maçının gollerini sizlere paylaşmak istiyoruz. İnşallah bol gollü bir karşılaşma olur da tıpkı geçen sezon oynanan Samsun Spor Çorum maçı gibi bu maçın gollerini sizlere paylaşırız diyorum. Kırmızı Beyazlar'da son oynanan Hatay Spor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Satka, hatırlayacağınız üzere ülkesi Slovakya'ya gitmişti. Bu futbolcu Avusturya ile ülkesinin milli takımının hazırlık maçında da forma giyemedi. Ancak milli takımının sağlık ekibinin Satka ile ilgili vereceği sağlık durumu raporu Samsun Spor'a henüz daha ulaşmadı. Milli maçlar bitmesinin ardından Satka'nın sağlık durumu tam anlamıyla netlik kazanacak ve Samsun Spor'a konuyla ilgili Satka'nın milli takımının sağlık ekipleri sağlık raporunu sunacak. Samsun Spor doktorumuz da sağlık ekibimiz de buna göre teknik heyetimizi bilgilendirecek. Umarız inşallah bu futbolcuyla alakalı kötü bir durum yoktur. Ağır bir sakatlık söz konusu değildir. Bazı taraftarlarımız Hatay Spor maçından sonra oyuncunun kendini yere bırakmasıyla birlikte sezonu kapatabilir yorumlarında bulundular ama inşallah böyle aksilik olmaz, ağır bir sakatlık olmaz. Çünkü alem her ne kadar iyi niyetli olsa da, özverili bir futbolcu olsa da inişli çıkışlı performansıyla Samsun Spor'da Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kaldı. Yaptığı kademe hataları, kendi kalesine attığı goller, gördüğü kırmızı kart ya da yaptığı penaltılar vesaire alim tam anlamıyla bence Süper Lig'i kaldırıyor diyemeyiz. Bu nedenle Satka'ya, Drongelen'e, Yunus Emre çifte çok ihtiyacımız var. İnşallah bu 3 futbolcumuza sakatsız bir şekilde, herhangi bir sakatlık yaşamadan bu sezonu tamamlarlar. Çorum FK maçında Samsun Spor'un başarılı teknik direktörü Markus Gisdol genellikle yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Yani hocamız Süper Lig'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan futbolcularımıza Çorum FK maçında ilk 11'de şans verecek. Bununla birlikte altyapıdan gelen birkaç oyuncumuzun da Çorum maçında sahada olmasını bekliyoruz. Ya ilk 11'de ya da sonradan maçın ikinci yarısında ya da ikinci 45 dakikasında oyuna dahil olacak birçok oyuncumuz var gibi gözüküyor. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Müsait olan Samsun Spor sevdalıların bence tribünden takip ederek keyif alacağı bir 90 dakika bizi bekliyor diyebiliriz. Çorum FK'da birincilikte iyi işlere imza atıyor. Zaten geçen sezon oynadığımız hazırlık maçında ben ve birçok taraftarımız Çorum Futbol Kulübü'nün taş gibi bir takım olduğunu, süper birinci lige her şekilde çıkabileceğini söylemişlerdi. Nitekim de sezon sonunda da öyle oldu. Çorum FK ikinci ligden şampiyon olarak birinci lige yükseldi. Bu sezonda Süper Lig'e çıkmak için müthiş bir mücadele içerisindeler. Şu an playoff hattındalar. Umarım inşallah eski futbolcumuz Murat Yıldırım'la beraber Çorum FK Futbol Kulübü de sezon sonu tıpkı Samsun Spor'un geçen sezon ulaştığı gibi mutlu sona ulaşır. Süper Lig biletini kapan taraf olur diyorum. Fofana son haftalarda çıkışa geçmesi beklenen bir futbolcu. Teknik direktörümüz Markus Gisdol tarafından da artık kadroda düşünülecek potansiyele
performansının üst seviyelere geldiğini düşünürsek eğer, bence bundan sonraki maçlarda Pendikspor maçıyla beraber Fofana artık ya ilk 11'de ya da ikinci yarının hemen başında forma giyebilecek seviyelere geldi. Çünkü Marcus Kist hocamız geldiğimiz bugün itibariyle Fofana'ya bir türlü beklenen, istenilen formayı vermemişti. O şansı vermemişti. Niye diye sorduğumuzda ise performans hala benim gözümde ve teknik ekibim nezaretinde halen daha düşük, istediğimiz seviyelerde değil demişti. Ama Fofana son haftalarda inşallah bir gayret içerisinde Çorum FK maçında da yüksek ihtimalle ilk 11'de forma giyecek. Yeni saç stiliyle beraber Pendikspor'u da çok seven, birincilikte hani hatırlıyoruz Fofana'nın Pendik maçlarında gösterdiği performansı, yeteneklerini konuşturduğu birçok karşılaşmayı. İnşallah Pendikspor maçıyla da Fofana yeniden Samsunspor taraftarına merhaba diyerek kalitesini sahaya en iyi şekilde yansıtarak ilk 11'de forma giyip Samsunspor taraftarlarının, teknik direktörümüz Marcus Kisto'nun beklentilerine de cevap verip rakiplerin korku rüyası olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Gerçekten çok yetenekli Moruk Fofana. Yeteneğinin kalitesini zaten tartışmaya kapalı benim gözümde. Ancak yaşı itibariyle ve yaşadığı ağır sakatlıktan nedeniyle biraz Marcus Kisto hocamızın Alman disiplinine tam anlamıyla ayak uyduramadı bu haftalara kadar. Ama bundan sonraki haftalarda Fofana'nın ligin sonuna kadar bence tozu dumana katacağını ve Samsunspor'un korkulu rüyalar görmeden sezonu tamamlamasında önemli fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bunu da bir kez daha sizlere belirttim. Marius gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 hafta Samsunspor'a ecel telleri döktürdü. Niye diye soracak olursanız, Samsunspor hem Ankara Gücü maçında hem de Hatayspor maçında forvetsizliğin eksikliğini en iyi şekilde yaşadı. Ercan Kara her ne kadar iyi niyetli futbolcu olsa da tıpkı Alim gibi o da beklenen performansı sergileyemiyor. Süper Lig'i tam anlamıyla kaldıramıyor. Bu nedenle yani Marius'u Samsunspor taraftarı, özellikle de teknik direktörümüz Marcus Gistol hocamız 400'de bekliyordu. İnşallah bu futbolcu Çorum FK maçında da forma giyerek maç eksikliğini giderek Pendikspor maçında kaldığı yerden gollerini, asistlerini, mücadelesini, inatçı, yırtıcı, yıpratıcı oyun stiline devam edeceğini düşünüyorum, istiyorum. Çünkü Pendikspor maçı bizim için çok kritik sevgili spor severler. Hatayspor'a mağlup olarak ligden düşecek takımı bir nevi yeniden devreye soktuk. Pendikspor'a da eğer berabere ya da mağlup olursak yine aynı şekilde Hatayspor'da olduğu gibi Pendikspor'da ligde kalma yarışında ben de varım diyecek. Buna da özenle dikkat edip bu hususu dikkatlerden kaçırmayarak Pendikspor maçını %100 kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz. Bizim kimseyle işimiz yok. Her sezon olduğu gibi bu sezonda deplasman fobimiz devam ediyor. Bunu bir türlü aşamıyoruz ama inşallah Marcus Kisto hocamla eğer sezon sonu anlaşma sağlarsak, yeni sezona devam edersek bu deplasman fobimizle inşallah bu fobiyi hocamızla birlikte yeneceğimizi düşünüyorum. Çünkü iç sahada deyim yerindeyse Şampiyonlar Ligi gibi futbol oynayan Samsunspor, dış sahadaysa benim gözümde Bal Ligi'nde oynanılmayacak bir performansla, oyun tarzıyla, oyun stiliyle mücadele ediyor. Yani ülke korkak rakiplerinden bile kimi zaman çekingen futbolu nedeniyle rakiplerine gözdağı veremeyip daha çok iştahlandırıyor. Yani Hatayspor, ben eminim ki Samsunspor maçına bir puan da fena değil gözüyle bakmışlardır ama öyle kötü performans sergiledik ki, öyle hatalı gol yedik ki ve son dakikalarda öyle bize yakışmayan goller yedik ki Hatayspor bile, ya ben Samsunspor'u bile 3-0 mağlup ettiysem neden bu ligde kalmayayım? Bu sahada ben Samsunspor'u mağlup ettiysem kimlere daha mağlup ederim düşüncesiyle, felsefesiyle bundan sonraki haftalarda devam edecek. Yani bir mağlubiyet nelere neden oluyor? Bunu bir kez daha gözler önüne sermek için bu yorumlarda bulunmak zorundayım. İnşallah Pendik'i mağlup edip yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Zaten iç sahadaki maçlarımızı alıp deplasmandan da yenilmiyorsan yenil ve taktiğiyle ilerlediğimiz sürece ligin son birkaç haftalarında herhangi bir korkulu rüya görmeden, ecel telleri dökmeden Süper Lig'i tamamlarız. Bu açıdan teknik heyetimize, futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. İnşallah Marius'u da teknik heyetimiz gereken uyarıları yapmıştır. Bu kadar ucuz kırmızı kart deyip de bu takımı forvetsiz bırakmaya hiçbir futbolcunun hakkı yok. Ne yazık ki başkanımız Yüksel Yıldırım devre arasında bir yabancı forvet daha transfer etmediği için bunun da çilesini Samsunspor taraftarı ve teknik heyetimiz çekiyor.
Ceza ile ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Samsunspor'un cezası iptal olacak çünkü Eyüpspor bu cezayı kaldırdı. Çünkü bir transferiyle ilgili yabancı bir futbol kulübüne ödemenin geç yapılması nedeniyle Eyüpspor'a transfer yasağı gelmişti. Eyüpspor bu futbolcunun kulübüne parayı tak diye ödeyince ceza bir anda kalktı. Samsunspor da futbolcularla karşılıklı anlaşıp paralarını vermesine rağmen yine futbolcuların menajerleri ve avukatları aracılığıyla ceza başvurmasının ardından bu oyunculara paralarını takır takır ödemesinden sonra yine Samsunspor'un cezasının da tıpkı Eyüpspor'a olduğu gibi tamamen kalkmasını diliyorum, istiyorum ve kalkacağına da inancım tam. Bunu da bir kez daha sizlere belirtmek isterim sevgili spor severler. Çorum FK maçı öncesi herhangi bir son dakika gelişmesi olursa sizlere yine gerek canlı yayınımız gerekse video haber olarak kanalımızda sizlere her şeyden haberdar etmeye devam edeceğiz. Çorum FK maçını, gollerini, önemli anlarını yine Haber 1965 ekranlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Niyazi Öndaş. Bugünlük bu yayından bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.